Merhaba dostlar, yine bir Figma'nın etkinliğiyle sizlerleyim. 2021'in ilk Figma etkinliği bu. Daha fazlası da yine tabii ki sizin ilginize bağlı olarak tabii ki gelecek. Bu Figma etkinliğimizde sizlere Türkiye'yi temel alan, Türkleri yani bizim ülkemizi ya da bizim insanımızı temel alan bir ne diyeyim konsept belirlemiştim ve sizlerden bu konsepte uygun tasarımlar yapmanızı istemiştim arkadaşlar. Gerçekten çok güzel tasarımlar var. Yani bazılarına gerçekten şapka çıkardım. Bazılarının çizimleri her ne kadar çok başarısız, yani başarılı olmasa da fikirleri gerçekten beni çok böyle vay dedirtti ve eğlendirdi. İçlerinde çok güldüklerim de oldu bir taraftan. Yani bu gülmekten kastım beğendiğim için yani hoşuma gittiği için güldüm. Bunları söyledikten sonra hemen başlayacağım arkadaşlar. Yani her zaman yaptığım gibi bronz, gümüş ve altın şeklinde gideceğim. Bu şekilde bir ayrım yaptım. 10'ar tane çizim, 10-11 tane çizim ayırdım. Bu 3 listeye giremeyenler var tabii ki. Bunları da yani sizlere göstereceğim hızlı hızlı ama maalesef üçüne de giremediler. Onu da söyleyeyim. Ama gerçekten başarılı çizimler olmuş. Hemen başlamadan şu kısa hatırlatmayı da yapayım. Muhtemelen de uzun bir video olacak. Yani biraz da ses kayması olabilir benim görüntümle. Bu birazcık programı bozdum biraz. Ondan olmuş olabilir. Düzelteceğim daha sonra. Burada söylemek istediğim şöyle bir durum var arkadaşlar. Dediğim gibi ben her çizimin alıntı mı, çalıntı mı, oradan mı esinlenmiş, buradan mı parçalanmış bunları bilmiyorum arkadaşlar. O yüzden size bırakıyorum bu işi. Yani videoyu izleyen arkadaşlar yorumlarda belirtebilir. Biz de hem o kişiyi ifşa ederiz hem de bir daha bizim etkinliklerimize katılmasını engellemiş oluruz. Yani umarım katılanlar da böyle bir şey yapmamışlardır. Çünkü gerçekten güzel tasarımlar var diyorum ve lafı uzatmadan hemen arkadaşlar başlıyoruz. İlk olarak tabii ki dediğim gibi listeye giremeyenleri ilk olarak göstereceğim. Daha sonra gümüş, altın, bronz şeklinde gideceğiz arkadaşlar. Bu arada ben mouse'um nerede? Ha burada. Evet, Alihan Benlioğlu'nun tasarımı. Kendisi bir kuştan esinlenilmiş. Böcek gibi bir kuştan esinlenerek yapılmış. Türkiye'ye ait bir kuş mu? Bunu bilmiyorum. Ya, galiba mailde belirtmişti ama şu an hatırlayamadım. Hızlı geçeceğim buraları biraz. Arda'nın tasarımı da yine bir Türk kurdu ya da Türk parsı mıydı tam hatırlamıyorum. Öyle bir şey de esinlenme yeri bu şekildeydi. Arda Köseoğlu isimli arkadaşımızın tasarımı bu fındık faresi miydi, çöl faresi miydi neydi öyle bir şeydi. Oradan esinlenilmiş. Bundan esinlenilen başka tasarımlar da var. Van kedisi çok fazlaydı. Van kedisi Ketchup isimli arkadaşımız. Yine bir Van kedisi tasarımı ama Van kedisi tasarımı çok onu söyleyeyim. Bora Toprak Uçaralın yine aynı bakın söylemiş olduğum gibi bu ne faresiydi ya bunu unuttum şimdi siz anladınız ne olduğunu oradan esinlenilmiş. Balbazar Reis'in tasarımı da ilginç bir tasarımdı bakın bu ilginç tasarımlardan biriydi. Esnaf Pokemon'u demiş arkadaşımız çevresinde baya böyle gıda maddeleri falan var bir de Skorbani kafası var burada ilginç bir şekilde güzeldi yani hoş bir fikirdi. Çelik Tarkan Tevetoğlu, Tarkan fanı arkadaşımızın da Arap tavşanı, Arap tavşanı. Arap tavşanı Pokemon'u yine Arap tavşandan esinlenen bir Pokemon. Arap tavşanı, Van kedisi, kurt bunlar çok fazla var. Diğer bir tasarım F29 isimli arkadaşımızın tasarımı. Neyden esinlendiğini yazmamış ama zannedersem bir güreşçiden esinlenerek yapmış olduğu bir tasarım bu. Ejder Ateş isimli arkadaşımız da yine kurttan esinlenmiş. Türklüğü temsil eden kurttan esinlenerek yapılmış bir Pokemon yapmış. Ben evrim yapmanızı söylememiştim ama evrim yapanlar olmuş. Emir Anıl Anlar'ın tasarımı bir Pars'tan esinlenerek yapılmış bir tasarım. Emir Uysal'ın tasarımı Türk kahvesi Pokemon'u. Bundan bir tane daha var arkadaşlar. O listeye girdi. Bu giremedi. Ama tasarım güzel. Onu söyleyeyim. Bu tasarım kötü durmuyor. Ama çok yani bir hani çok küçük bir tıkla düştü yani onu söyleyeyim. Adana kebabı Pokemon'umuz var. Bunu bekliyordum zaten böyle bir şey olmasını. Güzel bir tasarım aslında ama çok fazla yaratıcı gelmedi. O yüzden buradasın. Bu arada çizenin ismini söylemiş miydim? Enes Faruk Yılmaz'ın tasarımı. Onu da söyleyelim.
Eomer ya da Ömer, tam bilmiyorum nasıl okunduğunu. 07 isimli arkadaşımızın nazar boncuğu tasarımı. Nazar boncuğu tasarımı yapanlar da var. Eternal Blizzard isimli arkadaşımızın Van kedisi tasarımı, yine Van kedisinden yola çıkarak yaptığı bir tasarım. Hakan Fırat çiftçinin yine Van kedisinden yola çıkarak yaptığı bir tasarım. Arkadaşlar, bizim ülkemizde Ankara kedisi de ünlü. Yani neden sadece Van kedisi? Herkes Van kedisi yapmış. Hamza TPC isimli arkadaşımız iki tasarım göndermiş bana. Aslında iki tasarım yoktu. Form yapmanızı istememiştim ama sorun değil. Yanında zaten açıklamasını şöyle kafamı da çekeyim. Açıklamasını zaten görüyorsunuz arkadaşlar. Okuyabilirsiniz durdurup. Bunun bir Adana formunu yapmış, bir Kars formunu yapmış arkadaşımız. Yani önce bronzda almıştım bu tasarımlar ama daha sonra şöyle bir şey düşündüm. Yani bu kuşlar tam olarak, yani Türkiye'deki hangi hayvandan esinlenilmiş? Bunu tam anlayamadım. Hani Türkiye'ye ait, Türklere ait bir şey mi bu? Yani çok bana öyle gelmedi. O yüzden düştü ama güzel bir düşüncesi olmuş arkadaşım. King Raichu'nun kangal tasarımı. Güzel bir tasarım ama çok fazla kangal köpeği gibi duruyor. Hani Pokemon gibi değil. Sen kangal köpeğini alıp koymuşsun. Tasarım olmuş gibi duruyor. O yüzden buradasın. Yoksa kötü bir tasarım değil. Knitler isimli arkadaşımız. Gerçekten bakın, bu da eğlenceli bir tasarım olmuş. Önce ben bunu simit Pokemon'u zannettim. Simit de tabi bize özgü bir şey, hani sayılır. Ama öyle değilmiş arkadaşlar. Bu bir tabak. Ağlıyor ve elinde çatal bıçak şey var, kaşık çatal var ve hani annelerimiz yemeği yemezsen arkandan ağlar dediği sözün Pokemon'a dönüştürülmüş hali arkadaşlar. Müthiş fikir. Müthiş fikir. Gerçekten çok beğendim. Yani hoşuma gitti açıkçası. Mahmut Keleş Abdioğlu isimli arkadaşımız da Kelaynak kuşundan tasarım yapmış. Kendisi Urfalıymış ve Kelaynak kuşundan tasarım yapmış. Böyle bir tasarım daha var bu arada, Kelaynak kuşu. Fazla Piki Pek'e benzetmişsin kuşu. Bir de yani çok bir tasarım yok ortada açıkçası. Maraş dondurmasından Megalarvitar'ın bir tasarımı var. Biraz daha güzel bir tasarım olabilirdi. Kötü değil ama yani giremedim bronza, onu söyleyeyim. Meriç GZGR'nin tasarımı, yani kurt Türk kurdundan yola çıkarak bir de fes bindirmiş tam Türk olsun diye. Şimdi arkadaşlar, aslında yani genel olarak şimdi burada bunun dersini verecek değilim ama fes aslında bize ait değil. Onu biliyor musunuz bilmiyorum ama fes, yani daha çok adı üstünde fes, fas. Daha Arap kökenli bir şey ama olsun, önemli değil o kadar da, bizle özdeşleşmiş sonuçta. Bu tasarım kötü değil. Aslında bronza çok rahat da girebilirdi ama yani biraz fazla basit geldi bana. Neden bilmiyorum. O yüzden de buradasın yani. Mert Zora'nın tasarımı. Bu da çok böyle hani kedi al koy tasarım olmuş. Güzel bir tasarım ama çok fazla kedi yani hani gibi duruyor. O yüzden. Polat 19'un tasarımı da Türk mitolojisinden esinlenilmiş, yapılmış bir tasarım. Biraz daha özenebilirdim Mert, şey Polat pardon. Yani daha sonraki çizimlerinde daha özenli bir şeyler bekliyorum senden. Rav isimli arkadaşımız da yine at, bir attan esinlenmiş yapılmış bir Pokemon. Red or Black isimli arkadaşımızın tasarımı da yine üçlü evrim şeklinde yapmış. Burada açıkçası 1 ve 2. evrim güzel ama 3. evrimde birazcık ibre düşmüş, onu söyleyeyim. İlk 2 evrim gayet güzel yani, onu söyleyeyim. Scorbunny HD isimli arkadaşımız Lokum Pokemon'u yapmış. Gerçekten güzel Lokum Pokemon'u yani. Ama tasarıma biraz daha hani özen gösterebilirmiş aslında diye düşünüyorum. Aslında kötü de değil ya, girebilirdi yani her türlü bronza da. Hani katılım çok olunca birileri mecburen eleniyor arkadaşlar, onu da söyleyeyim. Sedat Can Taşoğlu isimli arkadaşımızın tasarımı yine Van kedisinden esinlenmiş. Yavuz isimli arkadaşımız Adana dürüm müydü bu? Adana kebap dürüm Pokemon'u yapmış. İlginç fikir. Yiğit Utkan isimli arkadaşımız buz kurdu yapmış. Yine kurttan esinlenmiş. Tasarımları daha güzel olabilirdi. Evet arkadaşlar, bu saymış olduğum isimler ve Pokemon'ları asıl listelere giremeyen, yani Gold, Silver ve Bronze'a giremeyenlerdi. Şimdi size bronz tasarımlardan devam edeyim hemen. Videoyu çok uzatmamak adına hemen devam ediyorum. İlk bronz tasarımımız arkadaşlar ATY, Ahmet T. Yiğit isimli arkadaşımıza ait. Yine kurttan esinlenilmiş.
O Türk hilalini biraz Arceus'un şeyi gibi de kullanmış kendisi. Kuyruğu da güzel bir desen vermiş kuyruğa gerçekten. Beğendim. Buna bayıldım. Yani güzel bir tasarım ve güzel bir fikir gerçekten. Tam bizi temsil eden simit ve ayrandan oluşan bir Pokemon arkadaşlar. Özellikle ayranların tasarımları çok güzel olmuş. Yani hoşuma gitti tabii ki. Daha yukarılara taşımak isterdim ama yani fikir olarak eğer hani fikir bulma yarışması olsaydı gerçekten 100 sıralarda yer alabilirdi. Ama tasarım olunca biraz da buralarda kaldı ama tabii ki kötü değil. İsmi de Simay demiş. Yani simit ayran. İsmi Simay olanlar alınmasın buradan. Evet, Begüm Kizir'in tasarımı. Begüm arkadaşımızın tasarımı aslında yani çizim olarak çok başarılı değil. Onu söyleyeyim. Yani az önce gösterdiğim tasarımlarda bundan daha iyi olan tasarımlar var. Ama fikir birazcık burada da öne çıkardı arkadaşlar olayı. Neden? Çünkü tek düşünen kendisi semaveri ve deveyi birleştirmiş arkadaşlar. Yani Türklere tam deve bize ait değil belki ama semaver bize ait ve bunu hiç düşünen olmamış. İkisini birleştirip güzel bir şey çıkarmış arkadaşımız ortaya. Bence o yüzden de burada yerini hak ediyor diye düşünüyorum. Çatıdaki Saydek isimli arkadaşımızın çizmiş olduğu kedi tasarımı. Van kedisi gene. Şimdi burada zaten tanımlamalarını ve işte diğer bilgilerini okuyabiliyorsunuz. Zaten yani isterseniz durdurup yine okuyabilirsiniz. Burada tek beğenmediğim kedinin suratı. Yani kedinin suratını biraz daha düzgün, yani düzgün demeyeyim de daha böyle yani güzel çizebilseydin bence gümüşe dahi çıkabilirdin diye düşünüyorum. Emin Avcı isimli arkadaşımızın tasarımı direkt Fens'ten esinlenmiş ve Fens isimli bir Pokemon tasarlamış. Güzel, hoşuma gitti, böyle Pokemon'ları da severim ben ara sıra. Ayakları falan hoşuma gitti açıkçası ve burada yer alıyor kendisi. Tabi tasarımın nasıl yaptığı da yani önemli oluyor. Evet, yine tek düşünenlerden biri Master Star isimli arkadaşımız. O yüzden buradasın zaten. Akire şekeri Pokemon'u yapmış. Gerçekten çok güzel bir fikir. Yukarıda ilk halini, ikinci halde evrimini görüyorsunuz. Ama evrime çok bakmayalım. Yani dediğim gibi tek Pokemon değerlendirelim. Gülen, ağlayan ve böyle birazcık stresli mi diyelim. Öyle bir çilekli, portakallı, elmalı akide şekeri yapmış arkadaşımız. Ve bunun Pokemon'unu tasarlamış. Çok güzel fikir. Benim aklıma gelmezdi şahsen. Mehmet Gökhan Göçmen'in tasarımı. Nazar boncuğu. Nazar boncuğu tasarımları var. Yine bize ait tasarımlardan biri, evet. Aslında bu çizim daha yukarılarda kesinlikle yer alabilirdi. Yani gümüşte çok rahat yer alabilirdin. Onu söyleyeyim yani. Bu kadar güzel bir tasarım niye şeyde değil, bronzda diye düşünebilirsiniz. Ama bundan yapan var. Bir de burada hani nasıl diyeyim size, çok yaratıcılık yok. Hani tamam, çok güzel bir tasarım, çizim çok güzel. Çok fazla yaratıcılık olmadığı için burada, ama yukarıda da tabii ki yer alabilirdi diye düşünüyorum. MF Gaming isimli arkadaşımızın çizmiş olduğu Isparta Gülü'nden esinlenerek çizmiş olduğu bir Pokemon arkadaşlar. Gayet güzel bir tasarım. Evet, burada Muhammed Kaan isimli arkadaşımızın Müslüman Pokemon'u demiş. Yani biraz da işin dalgasına gitmiş burada. Çünkü yazdığı açıklamalarda falan da öyle. Yok namaz kılıyor falan filan gibi böyle açıklamalar var. Yani ben burada yorum çok yapmak istemiyorum. Güzel bir tasarım olduğu için aldım. Hani biraz Gotitelli'ye falan benzemiş tasarım olarak. Yani yorum sizin. Tabii bu tarz muhabbetleri katmak istemem ama sonuçta Türkiye'yi temsil eden bir Pokemon'un neden Müslümanlıkla alakalı olmasın ki yani, değil mi? Tabii Müslümanlık eşittir bu kıyafette değil. Onu oradan o algıyı olmasın. Ben sadece Pokemon'u yorumluyorum. Gerisi size kalmış ama güzel tasarım. Poyo Animation isimli arkadaşımızın tasarımı. Az önce söylemiştim, yine bir kahve tasarımı. Kahve Pokemon'u tasarımı. Burada biraz Sinisti ve Poltergeist'ten bir esinlenme var gibi ama açıklama çok hoşuma gitti, onu söyleyeyim yani. Hani geleceği söylüyor, kimi inanır kimi inanmaz. Yani güzel, Türk kahvesi, Türk falı, hani Türk falı diyorum, fal bakma olayı falan, bunlar bize ait şeyler. Güzel düşünce, çok beğendim. Bir de şuradaki yara bandı tasarımı hoşuma gitti açıkçası. O yüzden buradasın sevgili Poyo Animation isimli arkadaşımız. Evet, şeyler bitti arkadaşlar. Bronzlar bitti.
bronz tasarımlar böyleydi. Yavaş yavaş Silver'a doğru çıkıyoruz. Yavaş yavaş da artık Gold'a doğru ilerleyeceğiz. Silver tasarımlarla devam ediyorum. Evet, bu arkadaşımız Türk kahvesi ve cezve Pokemon'u yapmış. Sevgili Ahmet Demir Tur. Yok, sadece Ahmet Demir. O Pokemon'un adını yazmış. Ahmet Demir isimli arkadaşımız cezve Pokemon'u yapmış kısaca arkadaşlar. Bu da mesela bize ait bir olaydı ve düşünmesi güzel. Tasarım olarak da hoşuma gitti. Bu arada nasıl çizdiğine ait eskiz çalışmalarını da göndermiş. O yüzden tasarımın kendisine ait olduğunda hani kanıtlamaya çalışmış. Ben güzel beğendim zaten tasarımı. Yanında bilgileri de görüyorsunuz. İkinci olarak işte bir nazar boncuğu tasarımı daha. Şey olarak hani çizim olarak benim daha hoşuma gitti. O yüzden burada. Hani diğeri de çok güzeldi. Diğer nazar boncuğu da kesinlikle çok güzeldi. Ama bu biraz daha benim hani belki elle çizim olduğu için, belki elle çizim değil de hani çizim çok güzel durduğu için bilmiyorum. Hoşuma gitti. Bilgileri de hoşuma gitti gerçekten. O yüzden de burada yer alıyor kendisi. Aynı zamanda Türkiye'de, Türk evlerinde kullanılan süpürgeden de esinlenmiş arkadaşmış şurada. Bunu da eklemiş yani. İkisini birleştirmiş. Onun da etkisi var. Ahmet, Mert, Ay Yıldız'ın tasarımı bu şekilde. Mangalev isimli mangal. Mesela bakın Türklere ait mangal. Bunu da çok düşünen olmamış. Galiba tek düşünen sen olmuşsun Ali Aydar Atak. Mangal Pokemon'u ama burada tek bir sıkıntı var. Ya biraz daha üzerinde çalışsaydın bence Gold'luk bir tasarımda çıkarabilirdin diye düşünüyorum. Hani biraz aceleye getirmişsin. Zaten mailinde de bahsetmişsin bundan. Biraz daha özenebilirdin bence. Fenrir R isimli arkadaşımızın kurt tasarımı bayağı böyle askeri bir kurt olmuş. Güzel bir tasarım. Hani burada biraz eleştireceğim nokta çok böyle Türk bayrağına boyamışsın. Hani yani mesela o gözündeki Türk ay yıldız olayı çok hoş bir ayrıntı ama sırttaki ay yıldıza gerek yok mesela. O biraz fazlalık olmuş. Onun dışında gayet güzel yani ne bileyim kafa tasarımı, yüz tasarımı, bacaklar yani o kuyruktaki şey ben gayet güzel. Beğendim yani. Gold'da yer alması gereken bir tasarım diye düşünüyorum. Sevgili Fenrir R. Hüseyin Aliyev Azerbaycan'dan katılıyor yarışmamıza. Kendisi kanalımıza da bolca yorum yapıyor. Destek yorumları. Çok teşekkür ediyorum kendisine buradan. Cemil isimli bir arkadaşıyla galiba. Biraz ondan da fikir almış. Onun ismini de söylememi istedi. Cemil'di galiba değil mi? Umarım yanlış hatırlamıyorumdur. Hindi. Mesela Türkiye dedi mi? Hindi neden olmasın? Zaten bizim biliyorsunuz ülkemizin yurt dışında tanınırlığı da Turkey. Hindi oluyor yani. Hindi Pokemon'u gayet güzel. Tasarım olarak da hoşuma gittiği için Gümüş'te kendisine yer verdim. Jolty Jolton'un tasarımı bir Kangal tasarımı. Jolty Jolton bir kız arkadaşımızdı. Yanlış hatırlamıyorum varım galiba kız arkadaşımızdı kendisi. Ve çok daha güzel tasarımları vardı. Biliyorum daha önceki yarışmalarda ve etkinliklerde çok çok yukarılarda yer alıyordu kendisi diye hatırlıyorum. Bu biraz fazla hani diğer kangal köpeğine yaptığım yorumu yapacağım. Fazla kangal gibi duruyor yani. Biraz çok fazla değişiklik tasarım yok işin içerisinde. Ama güzel bir çizim olduğu için burada yer aldı. Güzel de bilgiler yazmışsın bu arada. Onları da okudum. Leaf Green isimli arkadaşımızın tasarımı Türk mitolojisinden esinlenerek yapmış olduğu bir tasarım. Güzel. Biraz daha özenilse Gold'a kadar çıkabilecek bir tasarım ama biraz az özenilmiş. Mesela şuradaki nazar boncuğu biraz garip duruyor. İşte şu hilal tam düzgün durmuyor. Yani hani şu mesela şu çizimler birazcık özensiz. Görüyor musun buralarda? Hani bunlara biraz daha özenilse bence hikaye olarak da görünüş olarak da efsane Pokemon çizmiş kendisi arkadaşımız. Türkiye'yi koruyan Pokemon diyerek. Bence güzel olurdu ama Gold. Yine hani Gold'a çıkamadı. Silver'da kaldı. Yine de kötü değil tabii. Muhammed Ertaş'ın tasarımı alkışlıyorum. Yani hem işin içerisine espri katıp hem de bu kadar güzel düşünen gerçekten nadir çıkar arkadaşlar. Bakın şuradan birazcık da şöyle yakınlaştırmak istiyorum. Evet, delik çorap Pokemon'u yapmış arkadaşlar ve 2 gün bekleyip kokan çorap kokusu varmış arkadaşlar. Evet, bunları Türklerle özdeşleştirmek tabii bilmiyorum yani. Bu kadar da gömmeyin bizi de.
Hani evet, bizde olan şeyler bunlar. Delik çorap yani, kokmuş çorap, çorap kokusu falan filan. Çok güzel düşünmüş. Ha bir de diyor ki abi diyor, baklava desenli çorap olacak diyor. Aşağısı olmaz diyor. Bak baklava desenli olacak. Çok beğendim yani. Çok güzel ve yaratıcı bir fikir olmuş. Esprisi yerinde. Hoşuma gitti. O yüzden zaten buradasın. Aşağıda da bunun evrimini mi çizmişsin? Tam anlayamadım ben ama. Yani 2 hafta sonra çorap bu hale mi gelmiş? Ben onu tam anlayamadım. Muhtemelen öyle bir şey. Çorap bu hale geliyor. Artık giyme Pokemon'u. Bakın bakın. Yani şu yazıları okumanızı tavsiye ediyorum. Durdurup çok ilginç şeyler yazıyor. Bravo Muhammed. Güzel bence bir fikir. Pozan Ege Varlıoğlu'nun tasarımı. Pehlivan Kangal. Hem pehlivanları hem de Kangal köpeğini birleştirip müthiş bir tasarım çıkarmış. Bakın mesela bu da Kangal köpeği ama farklılığı hemen ortaya çıkıyor. Pozan Ege yani Gold'daydın. Son anda Silver'a düştün. Onu söyleyeyim yani, dediğim gibi 10 tane çizim aldığım için bu 11.ydi, öyle diyeyim sana. Hani Silver Plus'tasın, onu söyleyeyim. Gold'a çıkmak üzereydin. Çok güzel bir tasarım yani. Burada birazcık eleştireceğim nokta ayaklar. Yani şu kafa tasarımı çok güzel. Gövde çok güzeldi. Şu ayaklar neden böyle birazcık uyumsuz ve biçimsiz duruyor? Yani bu biraz tasarımı aslında baltalıyor. Onun dışında çok güzel bir tasarım olduğunu düşünüyorum. Galiba son tasarım, evet. Silver'daki son tasarımda şeyimsi ile ışığa doğru gibi bir ismi olan arkadaşımız. Bir yani Pikachu çakması Pokemon yapmak istemiş ve bundan temel alırken yine Van kedisinden temel almış. Aslında baktığınız zaman kedi olduğu belli ama çok farklı da bir tasarım çizgisi var. Hani renk kullanımı, dizayn, yani benim çok hoşuma gitti. Ben çok beğendim bu tasarımı. Özellikle şu geçişler falan çok hoş. Renk olarak. Renklendirme gerçekten çok başarılı. Biraz da psikopat bir duruşu var. Hoşuma gitti yani. Bir tek eller biraz burada da bozuyor. Onu söyleyeyim. Onun dışında gayet başarılı bir tasarım olmuş arkadaşlar. Evet, Silver'ı da bu şekilde geride bıraktık. Ve artık Aslar'a geliyorum arkadaşlar. Gold'a geliyorum. Şimdi Gold'daki tasarımlar gerçekten çok iyi. Yani içerisinden bir tane birinci ya da üç tane birinci falan seçemiyorum. Gerçekten Gold'a çıkanların hepsini biraz sonra göreceksiniz. Hepsi çok güzel tasarımlar. Birini birinden ayırt etmesi çok zor. Teşekkür ediyorum yani bu kadar özenip bu kadar yaratıcı fikirlerle bu yarışmaya katılmanız gerçekten çok güzel. Bakalım siz değerlendirin. Yani ben seçemedim birinciyi. Bakalım siz ne diyeceksiniz? Evet, ilk tasarımımız Dark Zane Net. Kendisini zaten tanıyorsunuzdur belki. Discord'da kanalımızda hem ücretli abonelik olarak hem de yorumlarıyla çok destek oluyordu. Kendisi zaten yıllardır Fakemon tasarımları yapıyor. Şahmeran efsanesini şey almış, temel almış arkadaşlar. Şahmeran hem İran hem Türk asıllı bir efsane arkadaşlar. Böyle yarı kadın yarı yılan bir şey. Zaten araştırırsanız bilirsiniz. Şahmerark isimli gerçekten çok güzel bir tasarım. Yani Dark Zane, yani senin tasarımların içerisinde en çok beğendiklerimden biri oldu diyebilirim. Çok detaylı bir çalışma var işin içerisinde. Ben beğendim. Yani çok güzel olmuş gerçekten. Eline koluna sağlık diyorum. Diğerine geçelim. Mehmet Yaşin'in tasarımı. Bu da çok güzel bir tasarım olmuş. Süpürgeden esinlenilmiş arkadaşlar. Türklerin evinde bulunan şu zaten köşeye de koymuş. Süpürgeden esinlenilmiş ve çok güzel bir tasarım olduğunu düşünüyorum. Çok böyle detaylı şeyler var içerisinde ve saçımı süpürge ettim muhabbetini burada kullanmış arkadaşlar. Saçını süpürge gibi kullanıyormuş. Toplamış olduğu atıkları ağzında biriktirip onu zehir olarak sunuyormuş vesaire. Çok güzel bir dizaynı ve anlatımı var gerçekten. Ben çok beğendim. Yani bazı arkadaşlar eleştiriyor mesela, abi işte biri eleştirmişti işte benim güya çizimleri birinci seçmem için ya da gold'a almam için illaki bilgisayarda çizilmesi gerekiyormuş güya. Hiç de öyle bir şey değil. Gördüğünüz üzere elde çizmiş adam, gayet de güzel çizmiş. Güzelse güzel diyorum yani ben. Elde çizmişliğine ya da bilgisayarda çizmişliğine bakmıyorum. Evet, Mustafa Göçer isimli arkadaşımızın Kangat isimli Kangal köpeği Pokemon'u. Bakın bu da Kangal mesela ama baktığınız zaman
de şey var yani işin içerisinde değil mi? Dizayn var yani, tasarım var. O bedenindeki şu simge, kafasının yapısı, şu gerçekten müthiş. Zaten Mustafa Göçer daha önce biliyorsunuz yarışmalarımızda birincilik de almıştı. Zannedersem, yanlış hatırlıyorsam beni düzeltin. Yeniçeri Pokemon'lu Mustafa Göçer çizmişti. Yanlış mı hatırlıyorum? Zaten o da Türklüğe mesela, o Pokemon'u da koysak direkt olurdu aslında değil mi? Çok güzel bir tasarım Mustafa, zaten sen bu işi biliyorsun yani. Daha diyeceğim laf yok. Bu arada buz türündeymiş kendisi. Mystic Miven tasarımı çok iyi ya. Yani bir Van kedisi, bu da bir Van kedisi tasarım ama daha önceki Van kedilerine baktığınız zaman hiç böyle değil tasarım. Gördünüz mü yani? Ha, birazcık fazla cafcaflı gelebilir. Evet, fazla cafcaflı. Yani çok fazla desen, çok fazla şey var. Ama bunları bu kenara bırakırsak şu gözdeki şu dizayn, yani her çizgisi gerçekten özenle yapılmış bir Pokemon gibi geldi bana. Çok beğendim. Biraz şu ayaklardaki şunlara, şu mavi buharlara gerek var mıydı? Yani birazcık gerek yoktu gibi. Ama müthiş bir tasarım. Mystic Mew gerçekten başarılı bir tasarım ve Gold da bence sonuna kadar hak ettin yer almayı. Devam ediyorum. İşte bir el çizimi daha arkadaşlar. Ya buna el çizimi mi demek lazım ya? Arkadaşım sen nasıl bir çizim yapıyorsun ya? Selim Akın da daha önce yarışmamızı kazanmış ya da finale kalmıştı. Tam hatırlamıyorum şu an. Ya ben yakından bakıyorum, galiba el çizimi bu ya, değil mi? Yani ayırt etmesi o kadar zor ki. Müthiş. Yani müthiş, daha diyeceğim bir şey yok arkadaşlar. Şöyle kafamı indireyim. Orada bilgileri yer alıyor. Durdurup okuyabilirsiniz arkadaşlar. Truva atından esinlenmiş. Çanakkale'deki Truva atından esinlenerek yapılan bir Pokemon. Yani ne desem boş arkadaşlar. Müthiş bir tasarım olmuş bence. Kuyruğundaki o, burada zaten anlatıyor. Ultra World'un şeyi, koruyucusu, efsane Pokemon yapmış kendisi. Şu Türklüğün sembollerinden biri gene. Müthiş ya. Bunu onlardan da buraya bir şey yazmış. Ha, Türkiye yazmış. Bak yeni fark ettim. Şimdi fark ettim burada. Çok güzel. Yani Selim çok güzel bir tasarım. Diyecek laf yok. Sir Kızıl. Sevgili Hiera'nın tasarımı. Hiera selamlar buradan. Hiera da tasarım olarak yarışmamıza katılmış. Kelaynak kuşu tasarımı. Kelaynak'tan esinlenerek yapılmış bir tasarım. Çok güzel. Çok başarılı bir tasarım. Kendisi bana kelaynaklarla ilgili bilgi de yazmış. Bunu da söylememi istedi. Evet, kelaynaklar arkadaşlar Urfa Birecik yöresinde yaşayan kuşlar. Ve dünyada sadece Türkiye'de o bölgede yaşıyordu. Ama soyları zannedersem tükendi ya da tükenmek üzere. Maalesef koruyamıyoruz bu canlıları. Sadece ülkemize ait bir canlıydı. Buradan kendisinde hem bu yarışma şeyiyle vesilesiyle hatırlatalım. Umarım soyları tükenmez, eğer tükenmediyse. Tasarım, göz tasarımı, maske tasarımı gerçekten çok güzel. İşte ilaçlandır, böcek ilaçlanması nedeniyle öldürmüşler hep bunları zamanında. Hani ona kurtulmaya yönelik bir evrimleşme geçirmiş maskesiyle, değil mi? Çok güzel bir tasarım. Hiera selamlar, çok güzel bir tasarım olmuş. Skyfly yine arkadaşımız çizim olayını hani bana videoyla göstermiş. Bu videoyu şimdi size bir saniye gösterebilirsem, hemen şöyle 2 dakika göstereyim arkadaşlar bu videoyu. Şöyle 2 dakika hemen açtım. Hemen şöyle bir hızlıca izleyelim. Zaten çok uzun bir video değil. Yani arkadaşımız tasarımını nasıl yaptığını her seferinde bana gönderiyor. Bu güzel bir şey gerçekten. Hem de kanıtlıyor. Çok güzel bir tasarımcısın. Zaten söyleyeceğim çok fazla söz yok. Senin bütün tasarımların zaten ya ilk 3'e giriyordu ya Gold'a giriyordu. Bu da girdi. Arap tavşanıydı galiba yine. Arap tavşanı mı? Arap faresi mi? Neydi onun adı ya? Arap tavşanıydı galiba. Öncesinde fare mi dedim ben ona ya? Arap tavşandan esinlenerek yapılmış bir tasarım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşımız güzel bir şekilde tasarımını yapmış. Biraz Pikachu izleri var. Evet, Pikachu'dan hani Pikachu'ya gönderme şeklinde olmuş. Birazcık hızlı ilerleteyim. Gördüğünüz üzere arkadaşlar. Gölgelendirmesine kadar her şeyini yapmış arkadaşımız. Tasarımını bu şekilde oluşturmuş.
Evet, devam edelim. Şuradan. Evet, Taha Gün. Taha Gün de aynı şekilde çok güzel tasarımlarıyla, el çizimi tasarımlarıyla kendisini gösteren bir arkadaşımız. Daha önce de kendisi finale kalmışlığı oldu. Müthiş, müthiş. Ve esinlenilen şey daha da güzel ya. Çin'den esinlenilmiş ya. Bunu hani Türkiye'ye o kadar güzel yansıtan şeyleri bulmuşsunuz ki yani. Bunu da 40 yıl düşünsem aklıma gelmez. Kütahya Çinisinden esinlenerek yapılan bir müthiş bir Pokemon arkadaşlar. Buyurun sizde. Diyecek söz yok. Diyecek söz yok bence. Müthiş bir tasarım olmuş. Tebrik ediyorum Taha. Elle yaptığın çizimler gerçekten beni yani şaşırtıyor. Sonda mıyız? Sona geldik galiba. Yun Yun isimli arkadaşımız. Aslında Yun Yun'u dur sona gelmemişiz bu arada. Yun Yun'dan ben bunu tam görünüşünü istedim ama yok abi dedi. Yani tam görünüş olması daha iyi olurdu. Yani neredeyse eleyecektim öyle diyeyim sana ama güzel bir tasarım. Arkadaşımız Türkiye'deki bor madeninden esinlenerek işte bu yaratığın sırtına bor madenlerini yerleştirmiş bir taraftan. İlginç, ilginç yani gerçekten güzel bir düşünce olduğunu düşünüyorum. Tasarım çok güzel ama tam bundan sonra arkadaşlar tam boyut gönderiyoruz. Yani bir kısmı görünmeyen tasarımları genellikle eliyorum onu söyleyeyim. ZKİAMV isimli arkadaşımız galiba bu son tasarım. Evet bu son. Ya gerçekten yani baktığın zaman tamam güzel bir tasarım diyorsun ama arkadaş açıklamasında öyle şeyler yazmış ki çok detay var aslında baktığın zaman. Şu an bu detayı muhtemelen hiçbiriniz fark etmediniz. Ben hemen şimdi anlatayım. Arkadaşlar bu kurt Pokemon'u ve kurt Pokemon'un kuyruğu Osmanlı haritası. Bakın Anadolu, Karadeniz, Akdeniz, şurası Avrupa toprakları, şöyle Arabistan, Kızıldeniz, Afrika toprakları görüyor musunuz? Ondan sonra ne bileyim zincirlerinden kırılmış, hani Türklerin zincirlerini kırdığı ona betimleme yapmış. İşte şu bıçaklar neydi şimdi hatırlamıyorum başka bir şeye betimleme. Zaten kafasındaki ay, hilal falan. Yani çok güzel bir tasarım. Aynı zamanda anlamlı da bir tasarım olmuş. Her şey yani bütün Türklerle ilgili şeyleri üzerinde böyle bolca barındıran bir tasarım olmuş. Tebrik ediyorum. Seni de ZKİAMV isimli arkadaşımız. Evet sevgili arkadaşlar, durum bundan ibaret. Başka çizim kalmadı diye bakayım şöyle bir. Evet, bütün arkadaşlar listeye giren, giremeyen hepsini sizlere tek tek anlatmaya çalıştım. Hemen şöyle bakıyorum başka kalmış mı? Kalmamış zaten. 30 tane dereceye giren ve dereceye giremeyenleri de gösterdim size arkadaşlar ve böylelikle bir Fakemon etkinliğimizi daha bitirdik. Dediğim gibi Gold'da gösterdiklerinden hangisi birinci olur, hangisi ikinci, hangisi üçüncü olur ben seçemedim. Hepsi çok güzel tasarımlardı. Artık siz yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Evet durum bundan ibaret. Gelecek Fakemon yarışmalarımız tabii ki olacak. Çünkü şurada A'yı görüyorsunuz. O A, B, C, D diye gidebilir. Ama tamamen size bağlı arkadaşlar. İzlenmelerimize, like'larınıza, yorumlarınıza ve isteklerinize bağlı tabii ki. Her ay yani her 15 günde bir ya da her ayda olabilir bir Fakemon etkinliği düzenleyebiliriz açıkçası diyorum. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Yeni yayın dönemimize henüz geçmedik. Bu videoları bitirip tamamen yeni yayın dönemine geçmek istiyorum ama hazırlıklarımı sunuyorum. Gelecek videolarda görüşmek dileğiyle.